Başkent gündeminden herkese merhaba. Haftanın öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlara müdahale etmek ve yaraları sarmak için bütün birimlerini seferber etti. Ankara İtfaiyesi, çok sayıda araç ve personelini yangın çıkan bölgelere sevk ederken, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da 9000 koliden oluşan 6 tır temel gıda yardımını Adana ve Muğla'ya gönderdi. Başkan Yavaş'ın başlattığı Türkiye'ye Nefes Ol kampanyasına vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, şu ana kadar kampanyaya 1 milyon 637 bin TL'lik fidan bağışı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri etkinliğiyle başkentlileri nostalji yolculuğuna çıkarıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliği, Polatlı, Beypazarı ve Elmadağ ilçelerinde mobil tır üzerindeki dev ekrandan gösterilen unutulmaz tür filmlerini vatandaşlar ilgiyle izledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde hayvan dostu projelere bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yer alan EPATI uygulamasıyla Başkent 153 hattını arayarak yaralı sokak hayvanlarını ihbar eden vatandaşlar yaralı hayvanların durumundan online olarak bilgi sahibi olabilecek. epati.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilecek uygulamayla hayvanseverler kedi ve köpek de sahiplenebilecek. Başkan Yavaş, yerli üreticiye bir müjde daha verdi. Sözleşmeli üreticilikten tohum yardımına, damızlık teke dağıtımından gübre yardımına kadar pek çok alanda yerli üreticiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de akaryakıt ve enerji desteği için harekete geçti. En büyük hayalim Ankaralıyı zengin etmek diyen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla "Bu sözümüzü tutuyoruz. Çiftçilerimize bugüne kadar her fırsatta destek olduk. Diğer desteklerimizin yanında akaryakıt ve enerji desteği sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor" notunu paylaştı. Bu haftalıkta Başkent gündeminin sonuna geldik. Haftaya yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.